Hepinize günaydın ya da iyi akşamlar, afiyet olsun da diyebilirim. Ah, kiminiz yemek yerken izliyor bu videoyu. Biz bugün çok güzel bir yere geldik. Bilmiyorum ne daha... Bilmiyordum ben böyle bir yer olduğunu. Şimdi çiçeklerin, böceklerin, ondan sonra kuşların cıvıltılarının olduğu kocaman bir ormanın içine geldim. Orman mı desem, böyle siz artık isim verin. Birazdan giriş yapacağım. Ve etrafımdaki evler falan muazzam. Muazzam. Şöyle girişinden yavaş yavaş başlayalım. Size güzel güzel kareler göstermek istiyorum. Burada yaşayanlar gerçekten çok şanslı. Şu sese bak. Bisiklet sürenler, ama bisiklet yasak demesine rağmen kimsenin umurunda değil. Aa, sincap gidiyor bak bisikletin önüne. Apple Boot. Burası. Burayı tavsiye ederim herkese. İçerisi gerçekten muazzam. Şimdi giriş yaptık. İki yol var. Buradan böyle de gidebiliriz ama biz buradan gittik. Ağaçlarla kaplı çok güzel bir yere durduk. Dedim ki ben burada ağaçlarla kaplı çok güzel bir yerde durduk Sezen'le. Dedim ben burada video çekeyim. Her an her yerden bir sincap çıkacak. Böyle boşluğuma gelecek. Erkek adam çığlığı atacağım diye korkuyorum. Bak bak oturuyor bir de orada. Bir de oturuyor orada. Kahve mi içiyorsun sen? Bak bak gizlenmiş bak. Nerede? Şurada. Gizlenmiş de oturuyor orada. Bak burası ya. Süper. Burasından bahsettik. Bahsettik derken ben bahsettim. Biz konuştuk, sonra dedim ki video çekeceğim. Şöyle. Efendim. Şöyle etrafı göstereyim. 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 Bir dakika. Yeniden sizlerleyim. 4K 30 FPS'teydi. 4K 60 FPS'e çektim. Kalite önemli. Gel şuraya bir 5 dakika otur. Sadece kuşları dinle. Çok güzel ya. Cennet gibi. Üzerinde şöyle tak. Baba 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 baba. Ne ya? Bir şey fırladı. Köpek mi? Önce 3 tane köpek var, tamam mı? 2 tanesi erkek, 1 tanesi kız. Kapıştılar biraz. Ne? Ay çok gülüm. Biri birini ittiriyor, biri birini ittiriyor. Onun poposundan koklamaya bunun çalışıyor. Bunun karı olmuş. Tam ucu ama, tam ucu ha. Geçti mi? Yok geçmiyor, tükürükle aldım. Koyarım ama bak sonra. Ne? Hala var ama. Eh be ya. Tut bakayım. Ver. Sezen, pardon bitirmişim bunu. Sözde bana verecek bir de. Hayır, bir şu kadarcık kapağı veriyor bana. Nerede kapak? Koyduğum yerde mi? Bak, kapağa bak. Kendine bak. Ama koca termos. Şimdi bir saniye. Çıkarken evden dedim ki. İçinde bu kadar kalmış. Bana çevirir misin? Ha. Çık. Abi alttan bu ne biçim çekiyorsun? Üstten tutsana ya. Sadece kafam çıkıyor. Tamam böyle. Vesikalıkta bile şuraya kadar. Ama şu ufak yani. Kamera da öyle görünüyor şey ekranda. Neyse. Ben dedim ki evden çıkarken, Can dedim termosuna kahve yap, ben de termosa kahve yapacağım, çıkalım gezelim. Arkadaş yapmamış, benim problemim mi? Acıktım dedin. Evet acıktım ama acıktım, o benim problemim. Yemek yaptım, acıktım dedi, ben de unuttum kahve yapmayı. Ondan sonra kapının önüne aklıma geldi de, dedi
Kahvem yok. Bir saniye. Oo, gene tabii. Kahve oldu anasını. Bak bir saniye kolum sus. Yoruluyor bak, iki dakika sus. Sadece kuşlar konuşsun. Sus. Çok güzel. Sen yokken gerçekten kapat. Evet be, aslan gibi. Hello, you're right. Çıkmış seslerinizi. Ama var ya, herkesin elinde bir torba. Herkes boklarını köpek, topluyor. Aynen, köpeklere kakalarını topluyorlar. Hani biz de bunu yapacak ben 10 kişiden bir kişiyi bile zor yani. Ha, Türkiye'de mi? Türkiye'de. Ha, ben anladım ki ben yapamam. Maalesef yani öyle. Ben de yapar mıydım bilmiyorum gerçekten. Yerden bok alıyor tütüğü üstünde boklar. Karşıda bir şey gördüm. Sen yapıyordun galiba. Lina'nınkini yapıyordum. Ben de Lina vardı. Orada göl varmış. Hadi tamam oturduğumuz yeter. Şuraya gidelim. Hadi yeter. Çok oturduk. Getir kapağını doldurayım. Ama artık ya. Bakar mısın? Bakar mısın? Bak. Ölçekli koy ya. Allah'tan belanı daha. Ölçekli koy ya. Lütfen. Burası artık mekanımız can. Kafamız attığında buraya ferahlamaya gelelim. Geliyoruz. Gelelim. Gelelim. İyi o şey geçen gittiğimiz kafe. Gezmedik. Hı-hı. Para harcamak istemediğimizde buraya geliyoruz. Tutar mısın iki dakika? Şu altındaki şeyi çıkartacağım. Bir dakika. Hazır mıyız? Go. Onu koşturuyor. Çok güzel yerdeyiz. Çok güzel bir mekandayız. Onu peşliyor. Bayağı bildiğin çocuk gibi oyun oynuyorlar. Çok tatlı. Oha. Oo. Oha. Daha olayın başındayım mı sizce? Biz orada otururduk yani. Bak ben ona tamah etmiştim yani. Aynen. Oha. Oha, çok güzel. Oo, bunun... Arkadaki de ne ya, o çeşme girmiş. Bak şimdi. Ali can düşürme, çok dibine koyacağım. Bunlar kalkarsa geçeceğim. Dans videosu mu? Gezmenin içinde dans videosu. Gideyim kaç kişi olur. Müzik yok. Ha? Müzik yok değil mi? Can sor istersen, hep birlikte çekilmek isterse çekeriz. Hayır, ben istemiyorum. Onlar haddini bilsin bir kere. Ama onların sarkma niyeti yok da değil. Sarkma niyeti yok, yerleştiler ama onu. Gerçekten büyük, anca gezeriz. Medeniyet oturtmuşlar. Acaba benim sorusu büyük bir fark vermişti. Sezen fare var buraya geldi. Yalan söylüyorsun. Evet. Orada da bir yol var. Abi ben hepsini keşfedemezsin ki bir günde. Çok büyük bir gün yani. Ne yapalım ya? Bir gün şu yola girelim. Bir gün öbürüne aynen. Gidelim. İşaret çakalım. Değil şöyle mi? Bir kırmızı bayrak oraya diyelim ki bu kırmızıya gittik. Bugün köpek gibi gidelim. Dibine bırakalım. Evet bu benim çim. Tabii. Ay bunun rengi ne kadar güzel. Gitme. Bunlar sevdirmiyor. Onlar kendi kafasına salmışlar. Oğlum bunların üstüne nasıl basmıyorlar ya? Ben encek gibi basarım bunların üstüne. Hello, you okay? Ona geldi gitti lan. Tipe bas lan. Tipe bas. He yandı. Kardeşim.
Bardağın çok büyük. Vallahi dur içmeyeyim de. Canım sana fazla gelir. Biraz onu şuraya döker misin? Olur mu? Hepsini sen al. Onu bana versene. Niye bu su yağlı üstü? Çok güzel ya. Mekanı. Önce bakmamışlar şeyi, hayvanlara. Bunlar mı bakmışlar? Demiş ki annemin de bunlar. Bana ne demiş? Şunun kafasındaki renk çok güzel. Çok güzel ya. Gerçekten dediğin çok doğru. Türkiye'de olsa şu an ağaçların üstünde sevgililerin isimleri yazılıydı. Evet. Kazılıydı. Seni hayvanlar seviyorum. Hayvanlar zaten ölmüştü, yoktu. Dere boştu şu an. Avlarlar yerler bunları be. Çevir oradan bir tane kaz diye, ördek diye çevir onları diye. Mangal yapmaya mı girenler, içeride müzik, zangır zungur mu, yerler, çöp. Aynen. Bir tane çöp görebiliyor musun yerde? Bir tane çöp yok yerde. Kötülemek değil bu. Soğan yerim zaten. Kötülemek değil bu. Saat kaça geliyor? Saat 12. Ben şimdi Hacı abi arayacağım, kaç gibi gelirsin? Ya değil, yarım saat diyorsun da. Vardık 1. Tamam, bir yarım saat sonra ben Hacı abi arayacağım, diyeceğim kaç gibi gelirse ona göre. Derse ki 2.30 falan geleceğim, o zaman durur. Okey. Arkadaşlar çünkü ben gene kebap online. Kebap online, aynen. Benim şimdi bir fotoğrafımı çekmedin ya. Çekmedim. Çek ama. Koy oraya bir yere kahve. Ya zaten... İki yudum kahvem var, göz diktin ona da. Allah, gördün mü işte olanı? Allah çekmez. Ya. Bir de fotoğraf çıktı başımıza, dur. Fotoğraf faslından sonra yine devam ediyoruz videomuza. Evet, beni bir kahvemle çek. Sezen. Evet. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz ki görüyorsunuz ki anlatacak, kendimi çekiyorum canım. Anlatacak çok fazla bir şey yok. O eski Türk filmlerindeki o ağacın arkasında saklambaç oynarlardı ya. Hani eski Türk filmlerinde var yani. Bir oraya kaçarlardı, bir oraya kaçarlardı. Oradaki çalan şarkı aklıma gelmiyor. Seninle bir oyan. Ay, o geliyor nedense çok saçma şekilde. Doğayı korumaları o kadar hoşuma gidiyor ki. Evet, korumuyor. Ağacı kesmişler bunu. Nasıl korumak bu? Hani dediğinin 2 saniye sonrası. Tabii illaki bir amacı vardır kesilmesine. Bok ama yoluna sıkıyorsa kesmeden. Burada bir mangal yapsın. Hadi. Nah, hadi. Adamı öyle bir deport ederler ki İngiltere'den Silivri'ye atarlar direkt Türkiye'ye. Tabii. Uf, ağacın rengi, mengi bu. Sapsarı içerisi. Yeşil, yepyeşil, pardon. Bende renk körlüğü var, kusura bakmayın. Rengi bilmediğim için sarı diyebiliyorum yeşile. Ölüyorum ama. Hocam ben böyle çekeceğim. Bu nasıl bir ağaç şeye benziyor. Stranger Things'teki şeye benziyor. Oha. Kafasının içine giriyorsun ya. Ohe. Ohe. İnşallah çamurlu, çok çamur değildir. Size mekan. Seninle bir oyan abi. Ne? Dur sen. Nerede kamera, nerede? Ne bileyim oğlum, nereye koyuyorsun? Ha, gözünün önünde. Çok yakında arama. Ha, gördüm. Şarmaktan sonra ekran. Şu
kahve kapacak ya burada. Elimde durduk durduk ya. O iş olmayacak. Wow, you're gonna climb a tree. Benim kamerayı alıp götür müsün? Benim kamerayı alıp götür müsün? Nasıl var? Hello. Hayır. İyiydi. Daha güzel bir yer bulamamız kardeşim. Sezen her yer güzel. O kadar güzel ki daha güzelini bulamıyoruz. Bulduğumuzda bir tık altı bize normal geliyor. Anlatabildim mi? Yes. Of course. Aferin be benim çocuğuma. Aferin kızanıma ben. Aferin kızanıma. Ha çocuğum çek biraz daha çek. Erkem şuraları da çek bakalım. Bir 360 açacağım tam ortasında zaten şurada. Bu cadde tarafa mı çıktık biz? Neyse buradan böyle gittim bizim eve doğru çıkıyor. Ben o kadar yakın mıydık ya? Ben öyle biliyorum. Yani yakın değildim o yoldan. Oha arı kondu. Git lan. Hakikaten arı kondu. Arı kondu üstüne. Git babam. Git bacı o. Git sikti git yakın bu kadar yeşil. Yakından git belgesele dönsün bir lük. Değil mi? Öbür ayağını dene bakayım bir de. Evet o pozundan vazgeç artık. O olmayacak. Bu gıdı olduktan sonra hiç olmayacak. Kilona karşılık pozu. Şeyle konuşuyor. Kamerayla. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kapatmıyorum canım daha dur. Daha kapatmıyor musun? Hayır kapatmıyorum kapatacağım. Bitiş cümlesi kurdum ben de kapattım. Vallahi videonun yarısı Sezen'e bir fotoğrafı çekmekle geçti ya. Tadım... Sadece kahvenin tadı kaldı aslında. Maalesef. Biz nereden geldik be ya? Biraz buradan çıktım yuvarlak çizerek o bizim soldan girdiğimiz yola çıkıyoruz. Şu an alt tarafındayız ben o zaman. Ben anlatabilir miyim? Birazcık konuşmak istiyorum. Konuş. Şehir pampişlerini. Konuş. Pampiş? Tabii. Pampiş. Yani burada işten çıkınca bir yerlere gitme olasılığın düşük olduğu için ve saat 6'dan sonra çoğu yer kapandığı için hani Türkiye'deki gibi öyle geç saatlere kadar takılabileceğim mekanlar yok ama böyle doğayla ilgili şeyler olsun gerçekten kafa dinlemelik o kadar güzel yerler var ki. Ha şöyle bir dezavantaj var. Hani burada gezmelik öyle var yok değil ama hani böyle gençlik tarzı bir şey yok. Burası biraz daha yaşlı kesime kaçtığı için burada kafanı dinleyeceksin. Paranı biriktireceksin. Buruşukların arasında yaşıyorsun işte. Biraz. Köpeğim kedin falan varsa onunla biraz vakit geçireceksin. Ondan sonra paranı biriktirip başka bir ülkeye tatile gideceksin. Zaten buradaki İngiliz vatandaşların çoğu emekli olduktan sonra İspanya'ya yerleşiyorlarmış. İspanya'da da işsizlik olayı var maalesef. O yüzden hani oraya da gitmek benim aklıma geldi yalan yok. Çünkü orası çok güzel bir ülke. İşsizlik oranı var ama iş yok. İş yok işte. Ah işte. Burada da tam tersi iş çok, eleman yok. O yüzden iş bulma olanağından hemen yazarlar gelelim. İş bulma olanağından dolayı bizi tercih ediyoruz. Halbuki İspanya duyduğuma göre buradan çok daha güzel bir ülke. Bence daha güzel değildir. Yani
görsel olarak tamamlayamaz. Türkiye'ye daha çok benziyormuş. Evet. Yani duyduğum kadarıyla. Hani en azından işten çıktıktan sonra saat bir 10'da 11'de kalkıp bir yerde bir yemek yiyip kahve içebilirsin. Ha, burada da var ama daha büyük şehirlerde var. Biz daha küçük şehirdeyiz. Ama Türkiye'de mesela hangi şehre gidersen git vardır diye düşünüyorum ya. Ya hani nereye gidersen bir git Iğdır'da, 10'da kapanıyor bir kere ya. Iğdır'da, Van'da da vardır saat 10'da 11'de bir. Vardır, illaki vardır. Kahve içmelik bir yer. Burada kebapçılardan başka hiçbir yer açıktır. Restoranlardan başka. McDonald's olması zaten. Hiçbiri. Bak gerçekten öyle ya. Bak şimdi açık olan yerleri sayıyorum size. Kebapçılar, restoranlar, McDonald's, başka publar ve klaplar. Hangisi ne havada duruyor? Örümcek ağı mı var? Ne var? Benim gözüm seçmiyor. Sezen bak bir tane ağ böyle gidiyor ve o ağ bunu kaldırıyor. Ciddi misin? Ben görmüyorum. Buradan böyle ağ var havada böyle. Rüzgar bunu uçuruyor. Sanki bir tane de böyle var. Ben sadece şunu görüyorum ve sanki havada gibi duruyor. Evet, o havadaymış gibi duruyor. Benim gözüm seçmiyor. Şimdi şöyle size yakından göstereyim. Bir tane buradan böyle gidiyor. Böyle. Hatta dokundum bak. Bir tanesi de yukarıdan bağlı. Şöyle etrafı gösterelim size. Ne anlatıyordum ben ya? Kebapçılar vardı. Ha, açık olan kebapçılar var. McDonald's var. 24 saat açıksa eğer. Bazı yemek... Ya evet ya. Parklar yemekçilerden... Parklar da 8 saate kadar açık değil ki. 12'ye kadar açık. Yani bizde mesela 2'ye kadar var öyle. Hatta sabaha kadar açık tatlıcılar falan var yani. Evet. Çorbacılar var. Burada 5 dedim hani mi? Mutlaka gidecek bir yer bulursun. Özel yerler kapanıyor. Bak bir Türk bu ağaca dadanmış. Mesela resmi tatillerde yani marketler bile kapalı yani. Evet. Resmi tatillerde. Yani biz o yüzden resmi tatil edelim mi? Hemen bir gün öncesinden koşa koşa markete gidip ekmeğimizi bilmememizi alıyoruz. O şey gibi. Korona zamanında yasaklanan şey var. Lupo gidip alıyoruz. Lupo. Reklam verdim. Canım çeker. Kesersin orayı. Lupo mu canınız çekiyor? Hemen bana gönderiyorlarmış değil mi? Bir koli. Lupo. Korona zamanı hayatta tutar. Tam kafanın üstünde ağrı var. Hiç uğraşma. Ama varsa da. Nereye çektiğim belli değil. Bazen ekran gidiveriyor. Abi o kadar yeşillik var ki karşıma ayı çıkacak diye ödüm kopuyor. Bir yandan da bir tırsmıyorlar sanırım. Çok büyük laflar sokasım geldi de ayı dedikten sonra bir şey diyemedim. Kime sokacağım onu? Sana demedim, sana dedim. Çağır elimi tersindir. Senlik değil bir kere olay. Sen ayı değilsin, pandasın. Şey, şaka mı şaka? Şaka be şaka. Aa, bu da bunun da fotoğrafını çekeyim. Şey fotoğraf diyorum, videosunu çekeyim. Bunu da videonun sonuna ekleriz. Biz buradan böyle geldik. Hadi anlat. Böyle bak göl vardı burada. Gölün yanından böyle geçtik. Öyle mi yaptık? Şurada bir yerde ben fotoğraf çekildim. Şöyle geri geldik ve başlangıç noktasına bak geri geldik. Ben bu işi görmüyorum. Yön duygum iyi derken sıkmamıştım yani. Gerçekten yön duygum iyi. Bir ince götüm korktu ama hani gerçekten bir sıçtık dedim. Görünümde evet. Tekrar gidelim ya. Hayır gitmeyelim. Gitmeyelim. Benim canım çıktı. Eve mi gidiyorsun? Kapanışını yapayım. Yap bakalım. Dur dışarıdan da çektin mi sen onu? Evet çektim. Giriş tak yolda başladım ben konuşma. Ne diyecektim ya? Nasıl kapatıyorum ben bunu? Hadi bitti falan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok uzun tutuyorum buraya. Unutuyorum çünkü. İzlediğiniz bu için... Bu arkadaş gecenin üçünde geldi ve sabahın körüne kalktığı için uykusuz biraz yorgun. Evet. Bak gene arı geldi. Yine beni kırmadı gene geldi. Gene arı geldi. Gene arı geldi bak. Kapanışını yapayım. Ne demiştim bir daha söyle ben onu unuttum. Bak. Kapanış diye kafamda takıldı ya. Ne? Gece üçünde bilmiyorum. Gecenin üçünde gelecek. Sabahın körüne tekrar geldi beni kırmamak için. Ben dedim ki bunu aldım dedim. Dışarı çıkalım bir şeyler yapalım. Biraz kafamı dinlemek için, benim psikolojimi sıfırlamak için geldik. Ama hani günlük herkesin gelip kedisinin, köpeğinin, çoluğun, çocuğunu gezdirdiği, böyle kuş seslerinin bol olduğu, yemyeşil mis gibi kokan bir yere geldik. Maşallah Kalaşnikov gibisin. Tak, 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 umarım siz de birazcık hissettirebilmişizdir. Beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu vlog benim vlogum gibi oldu birazcık. Olsun. O yüzden canı boş verin. Sezen Tuksal'a abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Beğendiyseniz like atmayı, gözlerim yorum atmayı gibi ve abone olmayı unutmayın. Hadi ciao. Ev çok güzel. Ama ev değil, senin önünde durman lazım ama. Ev önemli, ev önemli ama bu. Hadi ciao.